Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Kadın Kokusu filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Film, Giovanni Arpino'nun 1969'da yayınlanan Karanlık ve Bal isimli kitabından uyarlandı. Ancak kitapla yalnızca temel anlamlarda bir benzerliği var. Bu da genç bir adam, aksi, kararlı, karizmatik ve görme engelli eski bir subaya bir yolculukta eşlik eder şeklinde. Al Pacino rolüne hazırlanırken bir görme engelliler okulundan yardım aldı. Kendini bir görme engelli gibi göstermek için özellikle bakışlarını belli noktalara odaklamamaya dikkat ediyordu. Hatta bakışlarını bir yere odaklamadığı için çalıların içine düştüğü sahnede bir dal parçası gözüne girip korneasına zarar vermiş. Al Pacino kameranın çalışmadığı anlarda da karakterde kalarak bastonuyla yürüyor ve insanlarla konuşurken yüzlerine bakmıyordu. Yarbay Slade'in karşıdan karşıya geçerken çöp kutusunun üstüne düşmesi senaryoda yer almıyordu. Gabriel Anwar tango sahnesi için 2 hafta çalıştı ki kendisinin dans geçmişi de vardı. Ancak Al Pacino provalara pek katılmayınca sahnenin çekilmesi 3 gün sürdü ve Gabriel Anwar zedelenmiş bir serçe ayak parmağıyla kaldı. Ancak kendisi bu durumla ilgili "Al Pacino bu, şikayet edemezdim" dedi. Yarbay Slade aslında 3 gerçek kişinin karışımından oluşuyor. Bunlardan biri filmin senaristi Bo Goldman'ın erkek kardeşi ki o dönem kardeşinin hak ettiği yaşama sahip olmadığını düşünüyordu. Bir diğeri ordudaki çavuşu ki kendisini hayatta en çok korktuğu ikinci kişi olarak ifade ediyor. Üçüncü kişi ise hayatta en çok korktuğu kişi olan babası. Otel sahnelerinin neredeyse tamamı işletmeye engel olmamak için gece çekildi. Beyrut Okulu bir erkek yatılı okulu olarak yazılmış. Bu okulun sahnelerinin çekildiği yer ise Amerika'nın en eski yatılı kız okulu olan Emma Willard. Frank'i zaman zaman garip bir şekilde "Hua" derken görüyoruz. Bu aslında Amerikan ordusunda kullanılan bir nara. Bunun yalnızca bir nara olmasının dışında bir de 3 kelimenin kısaltması olduğu söyleniyor. Açılımının Türkçesi "duyuldu, anlaşıldı, onaylandı" demek. Al Pacino'nun körlüğünü daha inandırıcı kılmak için özel lensler kullanılacaktı ancak sonradan gözlerine zarar verebileceği endişesiyle bu fikirden vazgeçildi. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi erkek oyuncu dallarında Oscar adaylığı çıkaran film, bu adaylıklardan yalnızca Al Pacino ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazandı. Ayrıca Al Pacino, en iyi oyuncu Oscar'ını almasının yanında aynı yıl, Glengarry Glen Ross filmindeki Ricky Roma rolüyle de en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Filmin yönetmeni Martin Brest, Al Pacino ve Chris O'Donnell arasındaki gerilimi arttırmak için iki oyuncuyu zaman zaman birbirine düşürmeye çalışmış. Ancak ikili set dışında da çok iyi anlaşıyormuş. O'Donnell daha sonra bir röportajda bu filmin oyunculuk kariyeri için harika bir tecrübe olduğunu söyledi ve Al Pacino'nun kendisine bir de nasihatte bulunduğunu belirtti. Al Pacino'nun verdiği nasihat, "asla bir aktrisle evlenme, yoksa her zaman ikinci planda olursun." Chris O'Donnell bu öğüdü tutmuş olmalı ki 1997'de bir ilkokul öğretmeni olan Caroline Fentress ile evlendi ve evlilikleri devam ediyor. Charlie rolü için seçmelere katılan isimlerin arasında Leonardo DiCaprio da vardı. Charlie rolü için şansını deneyen diğer isimlerden bazıları Ben Affleck, Matt Damon, Brendan Fraser, Cole Hauser, Randall Betenkoff ve Anthony Rapp'ti. Bu 6 oyuncu ve Chris O'Donnell bir sonraki yıl Okul Bağları isimli bir filmde birlikte rol aldı. Al Pacino başrolü reddedince yerine Harrison Ford, Dustin Hoffman ve Joe Pesci düşünülüyordu. Ancak menajerinin ısrarıyla teklifi sonradan kabul etti. Bu arada rol ilk başta Jack Nicholson'a gitti ancak Nicholson o yıl tam 3 filmde birden yer alınca Kadın Kokusu'na hayır dedi. 31 milyon dolar bütçeyle çekilen film toplamda 134 milyon dolar hasılat elde etti. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.